O yüzden sebep, bunu etrafınızdakilere yayın. Ben dedim arkadaşlara, bu bir dedim böyle bir dernek vesaire bir faaliyet değil. Bu vatan için gidilen, yola çıkılan, dua edilen bir faaliyet. Pazar günü bizim İstanbul'daki, İsmaila'daki efendim hocalarımız falan Afrin'e gidiyorlar oraya, sınıra. Toplanmışlar. Oraya dua etmeye gidiyorlar. Ya. O yüzden sebep, şimdi biz Allah'tan şunu isteyelim. Karşımıza çıkacak nice amırları, Amr İbni Abdüvet gibi adamları yenecek, o imanı Allah bize versin. Evet, karşımıza dikilen nice amır gibi olan nefsimiz var. Nice bizi bu davadan engellemeye çalışan kişiler var arkadaşlar. Eğer siz o kadar zorluğa rağmen öyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun ki, o seni Allah'tan, Resulullah'tan uzaklaştırmaya çalışıyor. Sen iş yaparken faize düşmemek için faizle karşı karşıyasın. Faiz yapmasan kazanamayacaksın. Faizi bıraksan işte o kadar kazanacaksın. Bir zorluk. Öyle olmasına rağmen sen Allah için ben faize bulaşmam diyebiliyorsan, işte sen nice amırları devirdin demektir. Ha? Evet, sen nice amırları devirdin demektir. Genç delikanlısın. Artist gibisin. Evet. Birileri geldi sana biri kendini teklif etti. Yahut da birileriyle sen mesajlaşacaksın. Birileri sana zarf atıyor. Ben Allah'tan korkuyorum deyip onları terk edebiliyorsan, işte sen nice amırları yendin demek. Herkesin amrı farklıdır arkadaşlar. Birisinin amrı sağda çıkar, kılıç çeker. Birisinin amrı internette mesaj atar. Chat atarsan. Herkesin amrı farklıdır. Önemli olan o amrları yenebilmektir. İşte Hazreti Ali'lere Ali yapan onların o kuvvetidir. İlla harp meydanına çıkıp kılıç çekmeye gerek yok ki. O çok büyük bir şey. Ama unutmayın, eğer bunları yaparsanız siz emin olun nice amrları yenersiniz. İşte Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de bahsederken Amr ve arkadaşları orada öldürüldü. Resulullah Efendimiz çok sevindi. Ama Mekke'li müşrikler bir ay muhasereye almışlardı. Bir ay giriş çıkış yasak. Giriş çıkış yasak. Ve Allah onlara yardım etti. Nasıl yardım etti? Allah onlara gökten meleklerle rüzgar rüzgar gönderdi. Bir anda gözü görmez oldu. Ve Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de bahsederken buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım. Şimdi Allah bizi muhatap kabul etti. Biz kimiz? Ama Allah bizi fazl-ı kerimiyle muhatap kabul etti ve buyuruyor ki üzkürû ni'metallâhi aleykum. Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. Nasıl? İz o vakit ki caetküm cunudun, size bir takım ordular geldi. Erselna aleyhim rihan, biz de onların üzerine rüzgar gönderiverdik. Ve cunuden, bir takım ordular gönderdik ki lem taravha, siz onları görmezsiniz. Evet. Allah arkadaşlar, bizim hesaba katamadığımız bir şey var. Her zaman bir iş yapıyoruz. O işi yaparken çok hesap kitap yapıyoruz. Şimdi biz arkadaşlarla oturuyoruz burada. İşte nasıl olacak, nasıl gidecek falan filan. Şu şöyle ve bizim yaptığımız hep ne? Zahiri bir takım hesaplar. Ama Allah'ın hesabını katamıyoruz orada işte. Allah'ın hesabını katamıyoruz ama Allah evet ordularını gönderiyor mu? Gönderiyor. Allah buyurdu ki ve cunudel lem teravha ve kânallâhu bimâ te'amelûne vasîrâ, ve Allah yaptıklarımızı ziyade görücüdür. Sonra iz o vakti hatırla ki Habibim câûkum min fevkukum ve min tehtikum, sizin onlar üstünüzden ve altınızdan geldiler.
Lemin esfele minküm, alt tarafınızdan geldiler. Ve il o vakitte zâgatil ebsâru, 10.000 kişiyi gördüler. Eyvah dediler. Kalplerinde hastalık olanlar dediler ki birbirlerine, ve dediler, Hendek'te dedi, Resulullah Efendimiz taşı kırdı, Yemen'i vaat etti dedi. Bir daha vurdu dedi, İran'ı vaat etti. Bir daha vurdu dedi, Bizans'ı Roma'ya vaat etti. Hani dedi vaat dedi ya? Hani vaat dedi? Görmüyor musun dedi, korkudan dedi. Aynen tefsirin ifadesi, korkudan dedi, çişe gidemiyoruz dedi ya. Korkudan çişe gidemiyoruz dedi. Hani dedi vaatler? Hayatınızda bu çok olur. Namaz kıl, Allah yardım edecek denir. Sen namaza başlarsın, arkadaş başına gelmedik musibet kalmaz. Etrafındaki insanlar bir anda dostluğun olanlar düşman olmaya başlar. İşlerin bir anda bozulur. Kendi kendine ikileme düşersin. Hani dersin de namaz kılacaktık da adam olacaktık, etrafımız düzelecek ki. Hani dersin? İşte ondan bahsediyorum. Ve iz o vakitteki zâgatil absaru, gözler kaydı yerinden, vay dedi be, 10.000 kişi. Lan ne yapacağız dedi. Ve belagatil gulubül hanacire, adamlı bir takım kimsenin kalpleri boğazlarına kadar dayandılar. Eyvah! Dediler. Yutkundular. Şu anda da Müslümanlar öyle değil mi? Ama Allah o ümitsizlikten bizi kurtarıyor elhamdülillah. Güne kadar, güne kadar Amerika, Avrupa buna güç mü yeter? Adamların ne silahı var? Deyip bizi korkutmuyorlar mıydı? Pısırık ve pasifize etmiyorlar mıydı bizi? Ama şimdi öyle ya da böyle. Adamları yere de adım attırdık mı? Amerika çekil, vururum dedi. Dedi mi? Dedi. Vurdu mu? Kendisi çekildi. Daha da çekilecek. Adamın yapmadığı entite kalmadı bizi durdurabilmek için orada. Ve tazunnûne billâhi zunûna, ve Allah hakkında zanlarda bulunmaya başladınız. Ne dediniz? Hani bize vaat edilen vaatler? Bu mu vaat? Korkudan abdese bile gidemiyoruz. Hünâlike tüliyel mü'minûne, işte mü'minler diyor Allah. Bu mü'minler için büyük bir imtihan. Ve zülzilû zilzâlen şedîde, ve çok büyük sarsılmakla sarsıldılar. Hayatınızda bu çok olur. Geri gelir, ailenizden çok çekersiniz. Yeri gelir çocuğunuzdan çok çekersiniz. Yeri gelir arkadaşınızdan. Yeri gelir kendi kendinize, nefsinizden çok çekersiniz. Hayat yaşanılmaz hale gelir. Ya olur bunlar. Ama ne olursa olsun, işte Allah bunu Kur'an'da onun için, ne olursa olsun Allah diyor ki benden vazgeçmeyeceksiniz. Sıkıntıyı veren de benim, çıkartacak olan da benim. Ben sizi samimiyet testinden geçireyim. Biliyorum ama adetullah böyle. Herkese göstereceğim. Ve iz yekûlül münafikûne. Münafıklar dediler ki o vakitte. Vellezîne fî kulûbihim maradun. Kalplerinde hastalık olanlar dediler ki mâ ve'adenallâhu ve rasûlü illâ gurûrâ. Allah ve Rasûlü ancak bize boş şey vaat ettiler. Evet. Evet. Bazı hocalar çıkarlar derler ki arkadaş dünyaya geldin, namazını kılmadan gidersen ahirette pişman olacaksın. Kur'an okumadan gidersen pişman olacaksın. Kur'an oku bereket olacak, sen Kur'an okumaya başlarsın. O gelmedik başına kalmaz. Namaz kılmaya başla, çekmedin sıkıntı kalmaz. Bir şeyler yapmaya başla din adına, herkes bir bahane bulmaya başlar. Karı evde bir bahane buldu, çoluk çocuk bir bahane bul. Sen dersin ulan neden biz böyle? Ya bizim hocalar ise konuşuyor, sallıyor işte. Demeye başlıyoruz. Olur bunlar arkadaşlar. Ben çok gördüm bunları. Çok gördüm. اِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir grup dedi ki ya ehle yasribe, ey Mekke ehli, şehir ehli, la mukame lekum ferci'u, sizin burada duracak yeriniz, mekanınız yok. Dönün gidin. Ne işiniz var dediler bu savaşta. Evet. Sen gidersin sohbete, sen gidersin dinini öğrenmeye, namaz kılmaya, sen gidersin Kur'an okumaya. Oğul git lan. Bu yaştan sonra adı olmuştur. Hadi bakayım. Nereden de buldun bunu? Diyorlar mı? Diyorlar. Derler mi? Derler. Ve bir takım kimseler de sahabeye dedi mi?
Dedi, Allah bunu Kur'an'da yazdı. Ve buyurdu ki, وَاِسْتَئِذِنُ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ النَّبِيِّ Birileri geldi, peygamberden izin istedi. Ve يَقُولُونَ dediler ki, اِنَّ بِيُوتَنَ عَوْرَةٌ Yahu dediler, ya Resulallah, bizim evlerimiz dedik deşiktir dedi. İzin ver biz gidelim. Nerede diyorlar bunu? Savaşın ortasında. Savaşın ortasında dediler ki, ya Resulallah bizim evimiz kırık dökük, hırsız mırsız gider. İzin ver biz gidelim tamamen tadilat yapalım dediler. Allah bunu buyuruyor ya. Evet, biz de arkadaşlar Allah'ın şu anda emin olun bir Allah'ın dininin kıyamı söz konusu bu dava, bu savaş onun içindir. Şu Afrin onun içindir. Eğer biz Afrin'le kaybedersek Allah muhafaza etsin, bunun arkası kalmaz arkadaşlar. Kalmaz. 15 Temmuz'da başaramadılar. 17-25 Aralık'ta başaramadılar. Şimdi bir hamle daha. İnşallah bunu sizlerimiz. Ama biz Kur'an'ıza sahip çıkacağız. İnşallah. Öğrenmedik. Bir kişi kalmaması lazım. Kalmaması lazım. Çoluğumuz çocuğumuz seferber olmak zorundayız. Düşünebiliyor musunuz? Biz Osmanlı'nın torunu, biz Müslüman evladı, %95'i Müslüman olan da evlat, şu anda mecliste tartışılan konu çocuk ne diyorlar lan? İstismarı. Bunu tartışıyor millet şu anda. Çocuk istismarını nasıl önleriz? Bugün toplanıyorlar ya, kurul toplanıyor. Milli Eğitim'in elinde veriler varmış. Bilmem kimin elinde veriler varmış. O veriler toplanacakmış. Türkiye'nin genel hali, işte haritası çıkartılacakmış. Yol haritası belirlenecekmiş. Bunu kime söylüyorlar? %99'u Müslüman olan, Osmanlı'nın torunu olan bu Türkiye'ye, bu millete diyorlar. Oğlum sen de tam zamanlı buldun ya. Dün bir şey diyorduk. Edep ne yapar? Gerek zamana göre değişir diyor muydur? Diyordur. Normalde su getirmek iyidir de aferin dersin. Ama zamansız getirirsen böyle bu şey yersin yani. Allah buyuruyor ki اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Onlar sadece ve sadece kaçmayı murat ediyorlar. Onların o bahanelerine bakma. İşimiz var. Efendim yok, evimiz dökük falan. Onlar hepsi yalan. Allah. Onlar sadece kaçmıyor buradan. وَلَا دُخُلَتْ عَلَيْهِ مِنْ اَخْطَارِهَا Onların ellerinin arkalarından gelirse, ثُمَّ ثُولِ الْفِتْنَةَ Fitneden onlara sual edilirse, لَتَوْهَا Hemen giderler, وَمَا تَلَبَّسُ اِلَّا قَلِيلًا Azıcık bir müddet bekler, hemen onların dediklerini kabul ederler. Onlar sizin adamınız değil. Evet. Onlar sizin adamınız değil. Allah buyuruyor ki وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Onlar bundan önce söz vermişlerdi ki bir daha dönmeyeceğiz diye. Arkamızı dönüp de kaçmayacağız diye söz vermişlerdi. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Allah'a verilen söz istenir. Allah bana söz verdiniz. O sözü ben sizden aldım. Evet, Allah Hendek Muharebesi'nde galip kılan Müslümanları galip kıldığı gibi Rabbim Fazl-ı Kerim'i de şu anda da başta ordumuz olmak üzere o askerlerimiz bir ve ikinci olarak da bizleri nice düşmanlarımıza karşı galip eylesin. Hidayeti mümkün olanları hidayet eylesin. Olmayanlar kahru perişan eylesin. Yarınki programı arkadaşlar illa gelin. Etrafınıza duyurun. Çünkü bu iş bir faaliyet, dernek vesaire bir şeysi değil. Bu iş vatan işi. Biz oraya yarın sağdaki askerimize destek olmak ve birilerinin gözünü buraya, bu millete, bu vatana göz dikenlerin gözünü korkutmak için. Bir de Abdülmetin Hocam, Balkanlı Hocam biliyorsunuz değil mi? Evet. He. Ayın 11'inde miydi? Evet. Ayın 11'inde, 11 Mart Pazar günü saat 8'de Karesi AVM'de kadınlara da yer var.
İnşallah gidelim. İnşallah. Gidelim. Önemli. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Bir de şurada bir dergi var. 25 tane dergi gönderiyor İsmail abi bize. O dergileri bir burada pazarlayamıyoruz ya. 25 tane adam yok mu? Yunus abi bu görev sende. Bak o 25 tane dergiyi her ay buna yazıyorsun. Tamam mı? Dağıtacak. Eczaneye mezzaneye adam ilaç satmaya bileyim. Biraz da buraları pazarlayalım. Tamam. Peki. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Belki bir daha görüşemeyiz.